Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Şu anda Boston'dayım. Okumaya geldim buraya. Yani MBA için geldim daha doğrusu. Holt diye bir okulda okuyorum. Orayı da gösteririm birazdan. Ben erken geldim, bir ay falan. Ev falan bulayım, edeyim diye. Her şey neredeyse bir hafta da halloldu. Şimdi her şeyi bekliyorum. O yüzden dedim bari video çekeyim. Millet çok çünkü dedi yok geri dön. Yok bile şey yap, bir yıl geçmiş olmasına rağmen bile. O yüzden dedim bari çekeyim bir şeyler. Hem etrafı göstereyim size hem de durumdan biraz bahsedeyim. Bir yerdeyim, Boston'ın ortasında böyle güzel bir park. Bu arada saat burada 7 saat geri. Şu an sabah 9. Böyle sincaplar var. Ne haberli? Bir komik komik gidiyorlar, zıplıyorlar, ağaçlara tırmanıyorlar falan. Güzel ortasında göller olan, hafta sonları insanların böyle dolup doluştuğu. Güzel. Gerçekten çimine böyle basamazsın. Öyle güzeldi yani ilk geldiğimde. Böyle ördeklerin oldu. Güzel, hoş bir yer. Yanında çok güzel evler var. Arabaların hepsi büyük. Hepsi ya böyle SUV ya böyle MPV dediğimiz. Ya da şu pick-up truck'lar var böyle şeyler. Çift kabinler. Her yer böyle. Bir de herkesin köpeği var. Böyle dolaşıyorlar, çok temizler falan. Yani genel olarak çok güzel, çok temiz bir şehir zaten. Bunları kiralayabiliyorsunuz. Günlük yarım saati $2.5 mı ne? Aynen öyleymiş. Ya da böyle işte 10 dolara alabiliyorsun 2 saatlik falan. 24 saat boyunca ama şey üyelikleri var. Nedir onun adı? Mesela aylık üyelik var $20. Yıllık üyelik var $100. Bunlardan alırsanız istediğiniz zaman istediğiniz gibi biliyorsun. Ama maksimum 45 dakika sanırım. Dün bir 24 saat üyelik vardı bedava. Onu aldım ben. Onunla dolaştım. Bisikletler hani böyle vites atar gibi değil de daha çok böyle vites kutusu varmış gibi. Bayağı iyi yani. Burada da Charles River'a doğru yürüyorum şu anda. Öyle bir yer. Öyle sürdüğünüz zaman çok güzel bisikletler, beğendim yani. Böyle bir de burada dersler anladığım kadarıyla sabah 10'da falan başlıyormuş. O yüzden insanlar sabah, dediğim gibi şu an sabah 9 falan. 9-10 geçiyor. Şey yapıyorlar, spor yapıyorlar, bisiklet sürüyorlar etrafta. Yani yazı şu an sıcak olduğu için bayağı iyi, insanlar dışarıda ulaşıyormuş ama kışın dediklerine göre -26'lara falan ulaşıyormuş. O yüzden sıkıntı olabilir dediler. Ben dedim bisiklet alayım, yaz kış dolaşayım ama çünkü dümdüz bir yer yani, hiç bisiklet değil, sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yolda sürüyorsunuz falan, insanlar yol veriyor size. Şuralar hep bisiklet yolu zaten. Ama işte kışın sıkıntı yaşarım diye çok girmedim o işe. Belki şu Blue Bike'ların aylıklarını alıp dolaşmayı planlıyorum. Böyle dere var bir tarafında mesela yürüme yolu. Diğer tarafı Charles River diye geçiyor. Mükemmel bir yer ya. Her yer park, her yer bahçe, her yer bisiklet yolu falan böyle. Çok hoşuma gitti. Böyle bir yerin böyle çoğu zamanlı kış geçirmesi bir üzdü böyle. Etrafta çöp yok, güzel. Böyle gece 3'te 4'te buradaydım geçen gün mesela. Yine böyleydi, çok sıkıntı yoktu. Garip garip tipler yoktu, öyle değil. Burada ot serbestmiş bu arada. Çünkü bunu da dün öğrendim. Çok içtiğimden şeyden değil de. Böyle bisiklet yolları böyle ta şehrin diğer ucuna kadar gidiyor diyeyim. Bu taraf, bulunduğum taraf bu arada Boston diye geçiyor. Karşısı Cambridge. MIT falan biraz daha şu tarafa doğru kalıyor. Benim okul direkt Cambridge 1 de şu tarafta. İsmini de tam söyleyemiyorum. Ben Halt diyordum ama Holt'muş oyla. Enteresan, güzel yerler yani. Oraya da götürürüm sizi, göstereyim. Güzel yeri, çok beğendim. Burada ev fiyatları falan sıkıntı. Gerçi her şeyin fiyatı sıkıntı. Her şey 5.5'la 6 ile çarptığın zaman çok sıkıntı ama MIT şurası diye biliyorum. Benim okul da buradan gözüküyor. Tam şuradaki bina, tam şu parmağımın ucundaki bina. Oraya şimdi gideceğim. Her yere yürüyorum şu anda da. Dün bir bisikletle gittim. Metro kartım da var aslında. Metroya da gidebilirim de. Hava çok güzel diye yürüyorum. Yani bir anda sıcak, bir anda soğuk oluyor. Şu an 22 derece. Çok güneş de vurduğu için sıkıntı değil ama enteresan yani hava. Şimdi ben buraya MBA okumaya geldim. MBA MIB diye geçiyor aslında. Tam MBA değil ama MBA'in şey direkt. MBA'de işletme master'ı gibi bir şey. Master of
International Business'ta MIB benim okuduğum uluslararası işletme master'ı diye geçiyor. Şimdi ben buraya dual degree programıyla geldim. Özel okul gibi bir şey vardı. Yani Amerika'da zaten devlet okulu yok diye biliyorum. Tam emin değilim. Parasıyla veriyor, geliyorsunuz öyle diyeyim. %20 bursun falan vardı. Çok zor da değildi açıkçası girmesi. Yaptığım projelerden falan bahsettim Bilkent'te. Direkt verdiler %20 bursu. Yani siz de şey yapabilirsiniz. Amacınız böyle çok... Ya benim amacım en azından geleyim, okuyayım, devam edeyim, işte akademisine falan gideyim tarzı şeyler olmadığı için çok Ar-Ge yapasım yok yani. Çünkü elektrik elektronik bitirince Bilkent'ten genelde millet öyle yapıyor. Mesela burada Northeastern diye bir üniversite var. Orada 3-4 tane arkadaşım varmış, hepsi burada. Ben böyle daha çok Amerika'ya geleyim şeyinde olduğum için öyle yaptım. Yani iki tane master yapacağım. İlki burada, ikincisi büyük ihtimalle San Francisco'da, daha emin olmamakla birlikte. O şekilde olacak. Bu yaz Avrupa'yı da gezdim. Mesela Avrupa'da da başvurduğum yerler vardı. Tabii burasının işi genelde Ocak civarı bitmişti. Ben Aralık'ta başladım bu arada başvurmaya bazı yerlere. Burası parayı erken ödersen %6 daha yapıyordu indirim falan. Erkenden ödedik her şeyi bir anda ki tam bitsin diye. Millet köpek gezdiriyor her yerde. Köpek bağımsız dolaşıyor, uzaktan çağırıyorlar falan. Kabulü de verdiler, çok uzun sürmedi yani. Ben de tamam dedim. Yani çok önceden bitti yani. Birkaç işlem vardı ama gerçekten zor falan değildi. Almanya'ya başvurmakta mesela diplomanın orijinalini falan istiyorlar. Sadece başvuru için falan. Çok enteresan. Oraya başvururken stres oldum Almanya'daki yerlere. Burası her şey PDF'ten direkt yolladım. Öyle diyeyim, çok daha rahattı. Hiç yani bir yerlere gitmem bile gerekmedi neredeyse. Her şey tak tak halloldu. Bir tek TOEFL'a girdim bu arada. Okul direkt İngilizce eğitim olduğu için bizde. Ondan da gerekli puanı alınca sıkıntı yaşamadan aldılar beni. Başka ne anlatayım? Burada 3-4 gündür buradayım. Yapmam gereken şeyler, ev bulmam lazımdı. Hemen Facebook sayfaları var işte burada. Hem Türklerin olduğu Facebook sayfası var, okulun Facebook sayfası vardı. Hem de direkt evlerin ilanlarının falan olduğu bir Facebook sayfası vardı. Hepsine birden dahil oldum. Baktım, araştırdım. Güzel yerler de buldum. Yani şöyle diyeyim, burada kiralar genelde 900 bin arası. Öyle diyeyim. Oda kiraları bunlar bu arada. Ev kiraları değil. Ben bir tane yer buldum. Çöp. Oldu mu şimdi? Ne güzel, güzel yerler diyorum. Puh. Ya şimdi Harvard şöyle şu tarafa doğru. MIT burada dediğim gibi. Cambridge o taraflar, genelde o taraflarda her şey yani. Bu taraflar biraz daha lüks ama. Öyle diyeyim. O taraf biraz daha böyle daha apartmanlı bölgeler gibi. Daha böyle iş yerleri falan var. Bu tarafta Beacon Hill diye bir yer var. Aa, mükemmel bir yer ya. Böyle hani ince dar yolları var. Eski evleri var ama çok lüks gibiler, öyle diyeyim size yani. İşte ben aramaya başladıktan sonra ilk ikinci günde falan buldum herhalde bir yer. 800 dolara. Fiyatı da bayağı iyi. 5 kişi kalıyorsun evde ama ev kocaman. Oda da yani benim duvarda şöyle resimler olan evi hatırlıyorsanız o kadar büyük neredeyse. Oda ya salonu kadar büyük neredeyse. 2 kişilik yatak, masa falan rahat atabiliyorsunuz için, öyle diyeyim. Rahat rahat yani. Tabii onlar dahil değil. Onları sonradan almanız gerekiyor falan ama 800 dolar. Okula da otobüsle yarım saat falan. Dert olmayacak herhalde. Orayı tutmaya çalışıyorum şimdi. Onun dışında yapmanız gereken, banka hesabı açtım gidip. Direkt pasaportla açabiliyorsunuz onu. Telefon hesabı aldım. Ne köpekler var. Banka hesabı açtım dedim. Telefon, direkt pasaport yapabiliyorsunuz. Telefon paketi için Social Security Number istiyorlar. Eğer böyle faturalı tarzı pakete geçmek istiyorsanız, yoksa prepaidler var. Normal kontörlü gibi yani. Onlardan ayarlayabiliyorsunuz kendinize. Ben öyle aldım. Kaç verdim? 42 dolar falan verdim ya. O kadar pahalıydı ki. 42 dolar 10 GB'tan ama paylaşabiliyorsun da internete. 50 dolara mesela, 52 dolar mıydı neydi? Unlimited'lar var. Kendiniz de araştırabilirsiniz yani, aklınızda böyle bir şey varsa bana da sorabilirsiniz. 52 dolar mıydı, 50 dolar mı neydi? Unlimited internet. İstediğin kadar internet ama onu paylaşamıyorsun mesela. Şimdi ben de genelde işte iPad'le Mac'le falan dışarıda kalırsam diye paylaşabileceğim bir şey alayım dedim. Zaten video falan izlemem internette, 10 GB yeter gibi düşündüm. O yüzden ilk ay en azından bu tarz bir şeye kaydım. Bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi Apple ID'de ülke değiştirmek için, şimdi buradaki uygulamaları indirmem lazım. İşte transit uygulamaları var, bir şeyleri var. Onları indirmek için şey yapmam lazım. Apple ID'yi Amerika hesabına çevirmem lazım. Fakat Amerika hesabına çevirmek için Apple Müziği iptal etmem lazımmış. Ettim. Onu da son tarihini beklemem lazım. Şu da 15'inde bitecek. Şimdi 4-5 gün daha. Onu bekleyeceğim. O bitecek. Kredi kartları mesela, hesap açtım dediğim gibi. Onun kartlarının gelmesi lazım ki ben bir şeyler alabileyim en azından. Çünkü şu an sadece
Nakit alabiliyorum. Onu da gidip TEB'in bu arada şeyleri var. Kartlarına hesap açarsanız, CepTeb hesabı açarsanız yurt dışında ücretsiz para çekebiliyorsunuz istediğiniz kurdan. Yani sonuç olarak durum bu. Her şeyi bekliyorum şu anda. Bugün pazartesi. Birkaç gün sonra kartlar gelir. Çarşamba günü Apple ID açılacak. Kira şeyini ondan sonra halledebileceğim. Çünkü paraların gelmesi, kartın açılması lazım hesabın ki ben oraya şey aktarabileyim, para aktarabileyim tarzı. Evet, bunları bekliyorum genel olarak. Yani başka ne anlatayım size? Bir de okulun oraya gideyim, okulu göstereyim. Güzel bir yer orası da. Çok güzel, oradan da çok güzel parkları var. Her yer park zaten. Mükemmel bir yer ya burası. Her yer park, her yer bisiklet yolu. Bir de bende şöyle bir şey oldu. Şimdi Ankara'da yaşayanlarınız bilir. Yani bir yere gidecekseniz hani evden çıkayım da şuraya dolaşayım. Yalnız da park yapmadı size belediye yani. Şuralara gideyim iki dolaşayım diyemiyorsunuz. Her yere arabayla gitmeniz lazım. Şeyle, yani metro ile gitmeniz lazım. Zaten metro hak getire hiç. Olmasa da olur neredeyse yani. Ben bir de bisiklet vardı benim. Onu böyle güncelledim. Onunla gideyim sağa sola diye. İşte bizim yaşam kentte oturuyordum. İşte Bilkent'e falan gidip geldim, bir şeyler yaptım. İşte 12 kilometre yol yani. Çok uzun değil ama bayır yukarı falan tarzı şeyler vardı. Onlarla uğraşınca bir sevdim ben bisikletleri. Araba bunalttı beni yani, öyle diyeyim. Sonra buraya geleceğim tam belli olunca arabayı sattım. Onu da böyle acıyla sattım. Böyle çok severdim onu. Şimdi arabayı satınca onun parasını hesaba attım, dolara çevirip tabii. Ondan da zarar ettik. Öyle yani, şu anda onu harcıyorum. Zaten para harcamamaya çalışıyorum çok. Bu işte telefon vesaire çok para aldı. Böyle rüzgar şey yapmasın diye yapıyorum ama işe yarıyor bunlar. Ha bir de şöyle bir olay var. Social Security Number diye bir şey var burada. TC kimlik numarası gibi bir şey anladığım kadarıyla. Onu böyle gidin bana verin diyemiyorsunuz adamlara. Onun için çalışıyor olmanız lazım ki anladığım kadarıyla size versinler. Ben de F1 vizesiyle geldim buraya, öğrenci vizesi gibi bir şey. O yüzden bir yerde çalışmam yasak. Yani legal olarak çalışmam yasak. Zaten illegal çalışsam başvuramam ben burada çalışıyorum. O yüzden alakasız yani. Şey yaptım. Okulda işe başvurdum. Çünkü okuldaki iş oluyormuş. Okulda çalışırsam oluyormuş yani. O yüzden okulda bir işe başvurdum. Teknoloji asistan diye bir şeymiş. İşte gidip video kabloları takacakmış. Artık neyse. Yani ne kadar zor olabilir ki dedim. Başvurdum. O da zaten erken başvuruyor. Şimdi ben bir ay erken geldiğim için, bu da bir ay neredeyse işte 15-16 gün erken başladığı için okulun başlangıç tarihinde. Dedim herhalde çok başvuran kişi olamaz. Bir de CV falan ekledim ben, dedim elektrik elektronik bitirdim. İşte setup falan da vardı evden. Bunları yani zor şeyler değil bence de yani. Hallettik koyduk işte. Yani bana çok zor geleceğini sanmıyorum. Zor gelen yerlerde de açıp öğrenebilirim. Benim için sıkıntı olacağını sanmıyorum tarz şeyler dedim. İnşallah bakalım onlardan işte şey gelirse, kabul gelirse iyi olur. Social Security'den burada almış olurum. Aynı zamanda çalışmış olacağım için, paralı iş tabii bunlar, bedava değil. En azından kirayı ödeyebilsem çok iyi olur. Yani en azından yani bir kısmı da ödeyebilsem. Çünkü yani hazıra daha dayanmaz, o para duruyor tamam öyle güzel hoş da ne kadar gider tabii. En azından böyle bir sene falan götürse beni hani işle beraber. Çok iyi olur. Öyle düşünüyorum yani. Ya biraz daha böyle kalabalık olan yollarda direkt bisiklet yolu var. Yani böyle hani ana hatlara falan çıkmadığınız zaman sanırım. Böyle bisiklet yolları var. Buralardan gidebiliyorsunuz böyle istediğiniz gibi. Kendilerinin ışıkları var falan. Baktığım evler zaten bu tarafta değil. Cambridge tarafında. Çünkü köprü geçmekle falan uğraşmayayım diye. Böyle bahçeler var falan. Bir de burada trafikte çok sabırsızlar yani. Tamam millet telefonuyla oynuyor genelde, bakmıyorlar hani ışıklara falan, bizde olduğu gibi de. Yeşil yanıyor hani, biraz daha bekliyorlar. Bizde çünkü millet daha hemen gider. Hani böyle taksici kornası diyeyim, böyle hani bip yaparlar ya, böyle bir şey yok adamlarda. Kornaya sonuna kadar basıyorlar. Gece olsun gündüz olsun fark etmiyor adamlara yani. Çok saçma bir şey. Bir de şöyle gezi şeyleri var. Bunlar amfibik. Aynı zamanda suya falan da girebiliyorlar, böyle buralarda dolaşıyorlar. Daha ben yapmadım onu ama var böyle şeyleri yani. Aston gezilerinde kullanıyorlarmış onları. Böyle gidiyorlar işte. Okula da geldik bu arada. Duck Tours falan diyor zaten. Okul şurası, şu Holt yazan yerde. Holt. Halt diyordum ama millet Holt diyor. Hani de millete Halt deyince, ne Halt demeyeceksin orada tarzı şeyler gelince
Bulut demeye başlamıştım. Holt'muş arkadaşlar. Şurada da şu garip duvar gibi olan şey üstüne adam çiziyor. O da Berlin Duvarı'nın parçasıymış. Böyle bir yer yani. Böyle bir bina. Güzel aslında. Yani içine falan girdim, bayağı lüks bir yer. Beğendim yani. Yani en azından lobisi öyleydi. Sınıflarını falan şey yapmadım ama yani yeni bir yer anladığım kadarıyla. Önde de böyle bahçesi var. Bak yine bisiklet diyorlar var mısın? Net gelmiş bisikletini park etmiş. Otopark burada çok büyük sorunmuş. Öyle duydum. Bazı yerlerde 27 dolar falanmış park etmesi. Yani kendi evin değilse ve oraya park etme iznin yoksa çok pahalıymış. O yüzden zaten araba alma şeyim de yok zaten de. İkinci ellerini burada ucuza bulabiliyorsunuz. Vallahi ne anlatsam bilemedim. Herhalde yeterince anlatmışımdır. Şurayı da şöyle göstereyim. Her yer çim, her yer güzel. Ama böyle yani yarım metre bir metre kar olduğu videoları izledim. Biraz korkuttu kış. Sonra düşündüm. Ankara'da da soğuk oluyordu bayağı ama -26 biraz fazla yani. 6 gündür buradayım aslında. Çünkü geçen hafta salı geldim. Bugün pazartesi. Bu hafta genelde bir şeylerin çözülmesini bekliyorum genel olarak yani. Başka çekmemi istediğiniz şeyler varsa onları da atın. Zaten şimdi Apple şimdi neden kanalı bıraktın? Şimdi telefon 10 bin lirayken bir şey çekmem çok anlamsız yani. Çıktığında zaten alamıyorsun. Bir şans fırsat olunca alabileceksin ancak yani. Yani Apple Watch Series 4 var bende mesela ama çıktıktan birkaç ay sonra aldığım için yani onun kutu açılımı incelemesi videosunu çekmek biraz saçma yani. Çünkü millet zaten almış olacak o zamana kadar yani. İşte böyle vlog tarzı şeylerin gelmesini istiyorsanız ne gelmesini istediğinizi söyleyin bana. Ona göre bir şeyler bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler.